Evet değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. 20. yüzyılda Osmanlı tarihi ünitesiyle karşınızdayız. Ünitenin bir bölümünü esasında Osmanlı siyasi tarihi içerisinde ele almıştık arkadaşlar. İkinci meşrutiyete kadar yaşanan gelişmeleri anlatmıştık. Akabinde de Osmanlı Devleti'nin kültür ve medeniyetini anlatmıştık. Niye böyle bir taktik ya da niye böyle bir tarz izlemiştik? Çünkü arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kültür ve medeniyet gelişmelerini anlamak, anlamlandırmak için devletin kuruluşu 1299'dan ve devletin esasında yıkılışı 1922'ye kadar yaşanan bütün gelişmeleri bilmek lazım ki bu bağlamda biz bu devletin kültür ve medeniyet gelişmelerini bilebilelim. Örneğin 19. yüzyılda Osmanlı bankacılığını anlatan bir öğretmen der ki Osmanlı Devleti'nin ilk bankası Banka Dar Saadet Abdülmecit zamanında kurulmuştur. Evet, bankacılık süreci devam ediyor arkadaşlar. Banka Dar Saadet söyleyip, Banka Osmani Şahane'yi söyleyip, akabinde memleket sandıklarını söyleyip işi bitirebiliriz. Ama Osmanlı Devleti'nde 1917'de de bir banka açıldı. Esas adı İtibar-ı Milli Bankası olan İttihat ve Terakki yönetiminde açılan bir banka var. 1917'de açılmış. Dolayısıyla biz esasında tüm Osmanlı'yı bitirdikten sonra, tüm siyasi tarihi bitirdikten sonra Osmanlı'nın kültür uygarlık gelişmelerini konuşsak çok daha mantıklı olur. Ancak biz öğrenciye şimdilik bu kadarını kabul ettirebildik. Yani adam bu ders videolarını izlerken diyor ki ya bu hoca bütün siyasi tarihi anlatıyor. Bizim kitapta önce kuruluş yükselme anlatılıyor, sonra kültür uygarlığa geçiyor. Arkadaşım, şimdi sen kuruluş yükselmedeki kültür uygarlığı biliyorum. Peki ondan sonraki süreç? Hocam onu da ıslahatlar adı altında anlatıyor ya. Ama bir bütün düşünmeyi engelliyor bu arkadaşlar. Osmanlı ekonomisini 1299'dan 1922'ye kadar bir bütün olarak akılda tutmak lazım. Mesela Osmanlı Devleti ekonomisinde duyun umumiyeyi bilmeden ekonomiyi anlamlandıramayız. Osmanlı Devleti'nde alınan dış borçları bilmeden ekonomiyi anlamlandıramayız. Dolayısıyla arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kültür medeniyetini bu bakış açısıyla ne yaptık biz? En sonlara doğru bıraktık. Şimdi ne kaldı arkadaşlar bizim Osmanlı tarihi ile ilgili konumuz? 3 tane konu başlığımız kaldı esasında. 20. yüzyıl ana başlığımız. Bu ana başlık içerisinde 1. Trablusgarp Savaşımız var arkadaşlar. 2. Balkan Savaşlarımız var. 3. Birinci Dünya Savaşı var ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonrasında biz zaten Kuvayi Milliye Hareketi adı altında, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi adı altında anlatacağız. Osmanlı Devleti bu olaylar silsilesinde, bu olaylar zinciri içerisinde daha pasif bir rol üstlenecek. Dolayısıyla bu bölümde biz aslında Osmanlı tarihini anlatmıyor olacağız. Osmanlı içerisinden filizlenen yeni bir devletin tarihini anlatıyor olacağız. Evet arkadaşlar, Trablusgarp Savaşı ile ilgili bir görsel görüyorsunuz. Görselde ortada ayakta duran Mustafa Kemal bir sahra çadırı etrafında arkadaşlar. Etrafında emir subayları ve bölgedeki diğer komutanları görüyorsunuz. Mustafa Kemal'i binbaşılığa terfi ettiren bir savaştır Trablusgarp Savaşı. Arkadaşlar kurmay yüzbaşı olarak katıldığı, kıdemli yüzbaşı olarak katıldığı Trablusgarp Savaşları'ndan dönüşte Mustafa Kemal arkadaşlar kurmay binbaşı olarak Osmanlı ordusu içerisindeki görevini sürdürmüştür. Diyoruz ve Trablusgarp Savaşı'na hep beraber başlıyoruz. Bismillah diyelim arkadaşlar. İkinci bir görselle karşınızdayız. Arkadaşlar ikinci görselde gördükleriniz de yine Trablusgarp Savaşı'na katılan isimler, tamam mı? Bu isimler arasında yine gördüğünüz gibi ön tarafta çömelik vaziyetteki Mustafa Kemal sakallıdır burada. Etrafında da diğer kişileri görüyorsunuz. Arkadaşlar bu döneme ait resimler biraz daha nedir? Net değildir. Efendim pikseli yüksek değildir. Çözünürlüğü düşüktür. Bunun sebebi de o dönemin işte fotoğraf imkanlarıdır. Peki arkadaşlar şimdi yerde oturanları bir tanıyalım. Reşit Bey arkadaşlar, piyade mülazımı Murat Bey, Erkan-ı Harbiye Yüzbaşısı Nuri Bey, dikkat ediniz, Nuri Jonker arkadaşlar, Derne Komutanı ve Erkan-ı Harbiye Binbaşısı Mustafa Kemal Bey. Dikkat ediniz, burada Mustafa Kemal ile ilgili bir kavram daha öğrendik. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda Derne bölgesinin komutanlığını yapmıştır. Jandarma Bölük Komutanı arkadaşlar Ali Bey, Gönüllü Mücahit Meclisi Ayan Katiplerinden Saadettin Bey ve Ayaktaki Pantolonlu Zevat arkadaşlar. Dikkat ediniz çünkü etrafta Trablusgarp'ın yerlerinden de insanlar var arkadaşlar. Köşedeki topçu yüzbaşı Şükrü Bey, sol taraftaki topçu mülazımı Sadık Bey arkadaşlar. Bunlar da Osmanlı ordusu bünyesinde bölgeye giden komutanlarımızdır. O halde arkadaşlar Trablusgarp Savaşı'na katılanlar kimdir diye bir soru görürsek esasında bu sorunun zorluk derecesi sorulan kişilerle alakalıdır. Çünkü bizim ortaokuldan beri öğrendiğimiz isimler var. Bunlar bizim için gayet kolay. Mesela Enver Paşa diyoruz, Mustafa Kemal diyoruz, değil mi? Bu ikisinden sonra gelenler
şeyler bizi uğraştırır. Hocam burada kimlere dikkat edelim? Arkadaşlar Nuri Jonker'e dikkat ediniz. Nuri Jonker önemli bir adamdır arkadaşlar. Bakınız sivil olarak savaşa gönüllü olarak katılan Saadettin Bey Meclis-i Ayan mebuslarından ya da Meclis-i Ayan katiplerindendir. Önemlidir arkadaşlar. Biraz sonra söyleyeceğim 3 isim daha var arkadaşlar. Dikkat ediniz o 3 ismi söylemeden önce şimdi Trablusgarp hatta o 3 ismi söyleyelim arkadaşlar Trablusgarp Savaşı'nda. Tamam mı? O 3 ismi bir söyleyelim. Nerede o 3 isim? İşte arkadaşlar bakınız Trablusgarp Komutanlığı Kurmay Albay Neşet. Dikkat ediniz. Bingazi Komutanlığı Kurmay Binbaşı Enver ve Derne Komutanlığı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal'in komutasında. Dolayısıyla 3 tane bölge komutanlığı kurulmuş bölgede arkadaşlar. Bingazi'de, Derne'de ve arkadaşlar Trablus denilen bölgede. Peki katılan isimlerimizden diğerlerine bir bakalım arkadaşlar. Fuat Bulca, Fuat Bey, Nuri Bey, Nuri Jonker, Fethi Bey, Fethi Okyar, dikkat ediniz ve Kuşçubaşı Eşref. İşte Mustafa Kemal ve Enver Paşa dışında dikkat etmeniz gereken diğer 4 isim arkadaşlar. Bu isimlere ne yapacağız? Dikkat edeceğiz Trablusgarp Savaşı ile ilgili. Şimdi çıkabilecek soru mantalitesine göre önce Trablusgarp'a giden isimler üzerinden konuya giriş yaptık. Esasında biz şöyle bir anlatım izleyeceğiz arkadaşlar. Dikkat ediniz. Evet, Trablusgarp Savaşı'nı başlatırken ilk sorumuz şu. Biz Trablusgarp'ta kiminle savaştık? İtalya ile savaştık. Arkadaşlar kimdir bu İtalya ve ne eder, ne işler, ne ameller işler? Bir bakalım. Arkadaşlar İtalya Orta Çağ boyunca siyasi birliğini tamamlayamamış bir Avrupa ülkesidir. Orta Çağ boyunca değişik dönemlerde değişik şehir devletleri tarafından idare edilmiştir. Bu devletlerden en meşhur arkadaşlar Orta Çağ'da en güçlü denizci devletleri olan Venedik ve Ceneviz'dir. Bunların dışında arkadaşlar Ragusa Cumhuriyeti gibi, Sicilya Krallığı gibi, arkadaşlar Palermo Dükalığı gibi bir sürü ne vardır arkadaşlar? Şehir devleti vardır. Peki bu şehir devletleriyle yönetilen İtalya'da bir siyasi birlikten bahsedebilir miyiz? Hayır. Tabi bu devletlerin yanında bir de ne var? Vatikan denilen bir dini merkez var. Peki arkadaşlar İtalya bir dönem Fransa'nın işgaline uğradı. Bir dönem Fransız toprağı oldu. Fransa işgali yaşadı. Bir dönem şehir devletleri şeklinde yönetildi. Şehir devletleri şeklinde yönetildi. Arkadaşlar böyle bir İtalya'dan bahsediyoruz. Peki bir zaman sonra ne oldu arkadaşlar? 1850'lerden itibaren İtalya'da siyasi birliği, merkezi otoriteyi sağlama çalışmaları başladı arkadaşlar. Bu çalışmalarda başı çeken Roma şehir devleti arkadaşlar, dikkat ediniz Roma ne yaptı? Diğer şehir devletleri üzerinde egemenlik kurmaya ya da onlarla anlaşarak bir otorite altında birleşmeye başladı. Ve arkadaşlar bu çalışmalar 1870'e gelindiğinde sonucunu verdi. Ve 1870'te İtalya kuruldu. Peki bu kuruluştan kastımız nedir? İtalya siyasi birliğini tamamladı. Oldukça geç bir dönem, dikkat ediyor musunuz? Arkadaşlar 13. yüzyılda İngiliz birliği, efendim 14. yüzyılda Fransız birliği, efendim 15. 16. yüzyıllarda Avrupa'daki İspanyol mesela, ondan sonraki süreçte arkadaşlar diğer devletlerin siyasi birlikleri, Portekiz'in siyasi birliği falan sağlandı. Ama arkadaşlar Avrupa'da Almanya ve İtalya'nın birleşerek bir bütün devlet haline gelmeleri 19. yüzyılı bulacaktır. 1870'te İtalya siyasi birliğini tamamlamıştır ve artık İtalya gözünün önüne batmaya başlamıştır. İtalya arkadaşlar siyasi birliğini tamamladıktan sonra bütün Avrupalı devletlerin yaptığı gibi önce dikkat ediniz sanayileşti. Önce sanayileşti. Peki sanayileşen İtalya sonra neye başladı arkadaşlar? Sanayisi için sömürge aramaya başladı. Dikkat ediniz. Bir devlet önce sanayileşecek ki sonra sömürge elde etmeye çalışacak. Yoksa güçsüz bir devletin zaten sömürge kazanması mümkün değildir. Zaten savaşla alacak, alamaz. Bir de sömürecek ne işine yarayacak yani sömürecek de ne yapacak? Dolayısıyla sanayileşmiş endüstri devletleri sömürge arayışına girerler ve bu sömürge arayışına giren arkadaşlar İtalya dikkat ediniz 19. yüzyılda siyasi birliğini tamamlayıp sömürge yarışında biraz sanki geç kaldı. Bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? 19. yüzyıla gelindiğinde İngiltere, Fransa, Hollanda, efendim İspanya, Portekiz bilinen dünyanın neredeyse arkadaşlar tamamını sömürgeleştirmişlerdi. Şimdi sömürgeleştirilemeyen topraklar nerelerdi? Mesela arkadaşlar Asya'da
Rus işgalinde bulunan bazı bölgeler sömürgeleştirilememişti. Afrika kıtasında arkadaşlar sömürgeleştirilmemiş herhangi bir toprak parçası neredeyse kalmamıştı ki tek bir istisnai bölge var. O da zaten konumuzun adı olan Trablusgarp, değil mi? Peki o zaman sömürgeleştirilememiş bir toprak parçası derse bize 19. yüzyılda oralardan biri de Osmanlı topraklarıdır arkadaşlar. Dikkat ediniz. Sömürgeleştirilme faaliyetleri sanayi devrimiyle hızlanmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde Avrupalı devletler bilinen dünyanın büyük bölümünü sömürgeleştirmişlerdir. Sömürgeleşmeyen ya da Avrupalıların işgaline uğramayan topraklar arasında mevcut Osmanlı toprakları kalmıştır. Dikkat ediniz. Peki Trablusgarp da bunlardan biridir. O zaman İtalya kimdir, ne eder sorusunu cevapladık. İtalya kimdir arkadaşlar? Siyasi birliğini 1870'te tamamlamış, geç sanayileşmiş, geç sanayileştiği için de sömürge yarışına geç katılmış bir Avrupa devletidir. Peki İtalya'nın arkadaşlar siyasi birliğini geç tamamlayıp sömürge yarışına geç başlaması Avrupa'daki güçler dengesini de bozmaz mı? Şimdi dikkat ediniz, bir yeni kavram görüyoruz. Avrupa'daki güçler dengesi. Arkadaşlar bu denge esasında İngiltere ve Fransa'nın istediği gibi gidiyordu. Ama şimdi İngiltere, Fransa Avrupa'da iki kutup başı iken şimdi bu kutup başlarının yanına arkadaşlar yeni bir kutup başı olmaya aday bir devlet çıktı. Almanya. Arkadaşlar Almanya'da siyasi birliğini İtalya gibi geç tamamladı. Geç sanayi devrimi yaptı ama bazı şeyleri çok iyi yaptı ve çok hızlı yaptı. Almanya kısa sürede güçlenince arkadaşlar, Almanya'nın güçlenmesinden tedirgin olan Fransa, liderlik ve kutup başı olma iddiasından vazgeçip hemen İngiltere'nin yanına yanaştı. Yan yan Fransa İngiltere'nin yanına gitti. E o zaman artık Avrupa'da ne var arkadaşlarım? Dikkat ediniz, şunu da silelim. Avrupa'da ne var 19. yüzyıldan ya da 19. yüzyılın sonlarından itibaren? Şöyle üstüne de 1871 diyeyim. Şurada İngiltere var, burada Almanya var. Fransa ne yaptı? Hemen yardımcı oyuncu rolüne soyundu. Peki Almanya güçlü İngiltere ile mücadele etmek için ne yaptı arkadaşlar? Yanına müttefikler almaya başladı. Avusturya, Macaristan ve İtalya ile arkadaşlar kurdukları bir anlaşma var. Bu anlaşmanın adı Üçlü İttifak Anlaşması'dır. İşte bu Üçlü İttifak ya da Üç İmparator Ligi denilen arkadaşlar anlaşmayla birlikte Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya Avrupa'da bir güç dengesi olmuştur. Peki İngiltere ile Fransa bu durumdan rahatsız mıdır? Evet arkadaşlar, 1907'de bu grubun yanına kim de gelecek? Rusya'dan gelecek. Rusya'da bu grubun yanına geldiği zaman bunlar da ne olacak arkadaşlar? Üçlü İtilaf. Bunlar da Üçlü İtilaf devletleri olacaklar. Peki Avrupa'da bir kutuplaşma, Avrupa'da bir güç yarışı var. Bu güç yarışı içerisinden biz konumuza dönersek tekrar İtalya'nın bu durumdaki etkisine bakacağız arkadaşlar. Şimdi İtalya Trablusgarp'tan ne istiyor? Trablusgarp'ı sömürmek istiyor, somurmak istiyor. Dikkat et, sömürmek istiyor, somurmak istiyor. Hocam somurmak nedir? Sıvı bir yiyeceği, hani böyle meyve suyunu falan böyle diye çekersin ya içine, odur. Adam ne yapıyor burayı biliyor musunuz? Yeraltı kaynaklarını, doğalgazını, petrolünü somurmak istiyor abi. Hüp diye içine çekmek istiyor. Peki sömürmek istiyor, insanlarını, hayvanlarını, topraklarını, havasını ve suyunu sömürmek istiyor. Dolayısıyla İtalya'nın gayesi, amacı gayet necis arkadaşlar. Kötü bir niyetle İtalya Trablusgarp'a göz koymuş. Peki uç mahallede oturan yaşlı bir babanın evladı olan Trablusgarp. Bakınız benzetmeme dikkat. Uç mahallede olan yaşlı bir babanın, uç mahallede oturan yaşlı bir babanın evladı Trablusgarp. Yaşlı baba kim? Osmanlı İmparatorluğu. Uç mahalle neresi? Kuzey Afrika'daki Osmanlı'nın son toprağı arkadaşlar. Peki Trablusgarp hal böyleyken nasıl bir durumda? Gayet savunmasız ve zayıf bir durumda. Durumla ilgili enteresan gelişmeleri paylaşacağız sizinle ama şimdilik şunu biliniz. Osmanlı Trablusgarp'ı efendim gurbete göndermiş yaşlı bir baba gibi uzaktan seyretmekten başka hiçbir şey yapamıyor. Peki arkadaşlar İtalya ne yapıyor? Fırsat buldukça Trablusgarp'ta ayrıcalık kazanmaya çalışıyor. Fırsat buldukça Trablusgarp'ta ticaret yapmaya çalışıyor. Şimdi Trablusgarp'ın konumu da çok enteresandır arkadaşlar. Şöyle Kuzey Afrika'yı düşünürsek bakınız. Şurada ne var arkadaşlar? Fas. Burada ne var? Tunus.
Burada ne var? Cezayir. Burada ne var? Trablusgarp. Burada ne var? Mısır. Bakınız tekrar söylüyorum. Fas, Tunus, Cezayir, Trablusgarp, Mısır. Arkadaşlar şu üç bölge, şu üç bölge, hatta Fas'ı çıkaralım buradan. Şu iki bölge Tunus ve Cezayir arkadaşlar Fransa tarafından sömürgeleştirilmişti zaten. O zaman burası gitti. Peki Mısır arkadaşlar, Mısır da İngiltere tarafından sömürgeleştirilmişti. Şimdi Trablusgarp ikisinin ortasında kalan bir yer. Şimdi güçlü iki tane Avrupa devletinden bahsediyoruz ve bu taraftalar. Yani Almanya'nın, dolayısıyla İtalya'nın düşmanılar. Peki neden bu devletler Trablusgarp'ın İtalya tarafından devamlı taciz edilmesine, devamlı bu bölgede İtalyanların ayrıcalık istemesine karşı çıkmıyorlar? İşte burada da politika dediğimiz yılan devreye giriyor. Abi adamların gayesi gayet basit. İtalya aç bir köpek gibi saldırıyor etrafa. Hal böyle olunca alsın o kemiği, onunla beslensin ki bizim kapıya da alışsın. Dikkat! İtalya'yı koparmak istiyorlar Almanya'nın yanından. O yüzden Trablusgarp'a saldırmasına ses çıkarmıyorlar arkadaşlar. Peki bu taraf onu yanına çekmek için ses çıkarmıyor. Peki Almanya ile Avusturya ve Macaristan niye ses çıkarmıyor Trablusgarp'ın işgaline? Arkadaşlar dikkat! Almanya bu tarihlerde Osmanlı'nın müttefikidir ya da Osmanlı ile işbirliği halindeki bir devlettir. Hatırlayınız arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı ülkesine gelen Gotz Paşa'yı, Alman subayı Osmanlı modernizasyonu için geldi. Hatırlayınız arkadaşlar Berlin-Bağdat demiryolu projesini. Hatırlayınız arkadaşlar Osmanlı-Alman ittifaklarını, yakınlaşmalarını falan. Peki buna rağmen neden Almanya Osmanlı Devleti'ni desteklemiyor? Bunun da sebebi basit. Eğer müttefiki Almanya'ya rağmen bu işgali İngiltere, Fransa ve Rusya'nın desteğiyle yaparsa ne yapacak? Artık Almanya'nın müttefiki olmaktan vazgeçecek. Bu yüzden Almanya ne yapmıyor? Güçlü müttefikinin kalbini kırmak istemiyor. O yüzden de ne yapmıyor? İşgale ses çıkarmıyor arkadaşlar. O zaman hem Almanya hem İngiltere grubu Trablusgarp'ın işgaline sessiz. Esasına baktığınız zaman şu araya İtalya'nın girmesi demek, güçlü devletler mantığında düşünürseniz arkadaşlar sıkıntılı bir durum. Çünkü İngiltere burnunun dibinde başka bir Avrupa ülkesini istemez. Fransa burnunun dibinde başka bir Avrupa ülkesini istemez. Ama bir yandan da işe geliyor bu durum. Çünkü İngiltere ile Fransa iki büyük müttefik. Dolayısıyla aralarına bir tampon bölge oluşuyor. Adı da İtalya olacak. Peki İtalyanların özetle Trablusgarp'tan ne istediklerini biliyoruz. Peki onların bu isteklerine Avrupalıların tepkisi nedir? Onu da biliyoruz. Almanya tarafı ses çıkarmıyor İtalya'yı kaybetmemek için. İngiltere, Fransa tarafı destekliyor İtalya'yı yanlarına çekmek için. Peki arkadaşlar filler tepişirken ne oluyor? Çimenler eziliyor. Trablusgarp işte bu çağın çimenliğidir. Peki arkadaşlar şimdi Trablusgarp Savaşı ile ilgili yeni bir soru, öncesine ait bir soru. Arkadaşlar istibdat dönemi hatırladınız mı? 2. Abdülhamit'in saltanat yılları. Arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde, dikkat ediniz 2. Abdülhamit döneminde İtalyanlar Trablusgarp'ta ne gibi bir ayrıcalık kazandılar acaba? Ki Trablusgarp üzerindeki hakimiyetlerini günden güne artırmış oldular. Arkadaşlar kazandıkları imtiyaz şudur. Maden arama, dikkat, maden arama, deniz ticareti, dikkat et, deniz ticareti, hukuk ve arkadaşlar uluslararası ticaret. Uluslararası ticaret, hukuk ve maden arama konularında 2. Abdülhamit döneminde arkadaşlar kazanılan İtalyan imtiyazlarıdır. İtalyanlar 2. Abdülhamit döneminde Trablusgarp'tan işte bu imtiyazları kazanarak o bölge üzerindeki ne yapmışlar? Etkinliklerini artırmışlardır arkadaşlar. Peki devam ettik. Yeni bir soru arkadaşlar. Osmanlı'nın savaş öncesinde, dikkat ediniz şöyle tamamlayalım. Savaş öncesinde Osmanlı'nın Trablusgarp üzerindeki arkadaşlar egemenlik durumu. Egemenlik durumu nedir? Şimdi ilerleyen bölümde bir okuma parçası olarak göreceğiz bunu. Bir bilgi paragrafı olarak göreceğiz. Ama şuraya bir yazalım hemen. Bir kere bir. Mısır. İki. Donanma. Üç. Osmanlı'nın Trablusgarp orduları. Ne durumda? Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Bakınız Mısır bu dönemde İngiliz işgalindedir.
Mısır İngiliz işgalinde olduğundan arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'la kara bağlantısı yoktur. Kara bağlantısı yoktur. Osmanlı'nın Trablusgarp'la kara bağlantısı yok. Sebep Mısır İngiliz işgalinde. O zaman Trablusgarp'a yapılacak olası bir İtalyan saldırısına karşı Osmanlı Devleti bölgeye Anadolu'dan ya da Suriye'den Osmanlı ordularını gönderemez. Gitti. İlk yolumuz kesildi arkadaşlar. Dikkat. Peki Osmanlı donanması arkadaşlar. Haliç'te çürümüştü. Arkadaşlar. Zayıf durumda diyelim. Bakınız şimdi. Osmanlı donanması Abdülaziz döneminde muazzam yatırımlar olan bir alandı. Ama donanmaya alınan gemiler tamir edilemedikçe bozuldukça Haliç tersanesine çekiliyordu. Ve Haliç tersanesi artık arkadaşlar bir gemi mezarlığı durumuna gelmişti. Dolayısıyla Osmanlı donanması arkadaşlar bu dönemde çok zayıf. Peki biz Trablusgarp'a saldıran İtalya ile denizlerde savaşabilecek bir güçte miyiz? Arkadaşlar hayır. O tarihlerde İtalyan donanması Avrupa'da sözü geçer, dişe dokunur bir donanma halinde. Ama Osmanlı donanmasına baktığınız zaman 8-10 sağlam gemisi bulunan, belki Almanya'dan alınan 1-2 tane denizaltısı bulunan ama onun dışında denizlerde hiçbir dişe dokunur başarısı, zaferi son zamanlarda olmayan bir devlettir. Dolayısıyla arkadaşlar Osmanlı Devleti donanması zayıf olduğu için dikkat ediniz Trablusgarp'la bağlantı kurmakta zorlanıyor. Mesela bir kaynakta okumuştum arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nden Trablusgarp'a gitmek isteyen birisi 5 ayda bir yapılan bir sefere katılabilir. Bakınız arkadaşlar gemi seferleri yapılıyor. 5 ayda bir, 4-5 ayda bir gemi çıkıyor İstanbul'dan ya da İzmir'den. Bu gemi arkadaşlar Trablusgarp'a gidiyor. Kimleri götürüyor? İşçileri götürüyor, oralıları götürüyor, oraya seyahat edenleri götürüyor falan. Peki arkadaşlar bu tarihlerde İtalya'nın Trablusgarp'la olan karşılıklı seyahatine her gün en az bir gemi İtalya'dan Trablusgarp'a, en az bir gemi de Trablusgarp'tan İtalya'ya gidiyor. Dikkat ediniz, Mithat Paşa vardı, İttihatçı Mithat Paşa. Daha doğrusu eski Jön Türklerden Mithat Paşa. Bir sözü var, ne diyor? Gidemediğin yer senin değildir. Arkadaşlar, Osmanlı Trablusgarp'a gidemiyor. İtalya Trablusgarp'a her gün gidiyor. Osmanlı 5 ayda bir anca gidiyor. Doğa boşluk kabul etmez. İtalyan tüccarlar Trablusgarp'ı doldurdular arkadaşlar. Peki, Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ta hiç mi ordusu yok hocam? Var. Var. Ama dikkat ediniz bu ordu savaş öncesinde Yemen'deki İmam Yahya isyanını bastırmak üzere Yemen'e sevk edildi. Hocam kaç kişi? Çok önemli değil. Sana asker sayısı, ordu sayısı sormayacak. Ama 20 binden fazla bir Osmanlı birliği buradaydı. Ama buradan alındı, sevk edildi. Bu ne demek biliyor musunuz? Trablusgarp'la ilgili İtalya ile gerildiğimiz bir anda sen orduları alıyorsun, gönderiyorsun. Ne demek bu? İtalya'ya gel, ben burayı boşalttım. Sen hazır boşaltmışken buraya çök demektir arkadaşlar. Dolayısıyla Osmanlı'nın Trablusgarp üzerindeki aslında hakimiyeti kağıt üzerinde devam etse de arkadaşlar dikkat ediniz fiiliyatta Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'a müdahale şansı zaten kalmamış. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir bilgimiz var. Bu bilgiyi hep beraber okuyarak tekrar edeceğiz. Siz de aynısını yapınız çok önemli arkadaşlar. 26 Eylül'de İtalyan hükümeti Viyana Büyükelçisi vasıtasıyla üçlü ittifakı dikkat ediniz üçlü ittifakı kim var burada? Almanya ve Avusturya Macaristan var. Tamam mı? Yenilemeye hazır olduğunu, eğer Trablusgarp işi de İtalya'nın istedikleri şekilde çözümlenirse üçlü ittifakın daha sağlam bir üyesi olacağını Avusturya'ya bildirdiği. Ne diyor İtalya? Ben buraya çökeceğim. Sakın bana karşı çıkmayın. Peki devam ediyoruz. Bu gizli olarak yapıldı çünkü Almanya ve Avusturya arkadaşlar, Almanya ve Avusturya Türklerin Britanya ve Fransa'ya yaklaşmasından korkuyorlardı. Yani bu tarihlerde Osmanlı Devleti esasında Almanya ile yakın görünse de bir taraftan da arkadaşlar İngiltere ve Fransa ile ittifak kurma çabalarını
arıyor ya da ittifak kurma çabalarını yürütüyor. Dolayısıyla arkadaşlar savaş öncesinde aslında bu durum İtalya'nın diplomatik alandaki ne diyelim tartışmaları nasıl da kendi lehine kullandığının bir göstergesidir. Peki devam ettik arkadaşlar. İtalya Osmanlı Devleti'ne mevcut durumları göz önünde alarak ne yaptı? 28 Eylül 1911'de bir nota verdi arkadaşlar. Bu nota gayet bas bariton bir notaydı. Dedi ki do. Ama bu do majör do. Tamam mı? Yumuşak bir nota olsaydı do minör olurdu. Do'nun minörü var mı bilmiyorum. Müzik öğretmenleri bilir. Peki verilen şaka bir tarafa bu notanın içeriğinde ne vardır arkadaşlar? Osmanlı'yı tehdit ediyorlar yahu. Tehdit dolu bir nota. Diyor ki efendim İtalyan hükümetinin vatandaşı olan tüccarlar Trablusgarp'ta efendime söyleyeyim ticaret yaparken zorluk yaşıyorlar. Neden? Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı kültürel, bilimsel, teknolojik ya da imari açıdan geri bırakmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'la olan bağlarının haklı olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla Osmanlı bakamadığı evladını İtalya'ya vermelidir diyorlar. Biz Trablusgarp'ı alırsak orada neler neler yaparız diyorlar. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nden açıkça Trablusgarp'ı aslında istiyorlar. Peki Osmanlı Devleti arkadaşlar ertesi gün bu notaya verdiği cevapta ne diyor? Allah belanızı versin. Neyse okumayalım. Bela okumayalım. Dersimizde mübarek mübarek dikkat ediniz. Döner dolaşır sahibini bulur diyorlar ya. Osmanlı Devleti ne yaptı arkadaşlar? Bunlara kahretti. Ulan dedi siz dedi diyorsunuz ki Trablusgarp'ı geri bıraktık. Arkadaş oranın geri kalmasının sorumlusu sizsiniz. Ben 100 yıldır hatta 200 yıldır sizinle savaşmaktan memlekette çivi çakamıyorum. Memlekette bir yerde imar faaliyetine başlayacak oluyorum. Çat savaş çıkıyor. Durduruyorum orayı. Oray için ayırdığım parayı alıyorum. Cepheye gönderiyorum. Dolayısıyla Osmanlı Devleti İtalya'ya ne diyor? Azdan az, çoktan çok gider. Sıkıyorsa gelin oğlum diyor. Ve sonuç arkadaşlar Trablusgarp Savaşı işte böylece başlayacak. Peki arkadaşlar Trablusgarp Savaşı'ndan önceki şu Osmanlı'nın durumunu anlatmıştım ya size. Hani Yemen'de İmam Yahya ayaklanmasını bastıran Osmanlı birliklerinden bahsetmiştim. Bakınız arkadaşlar buradaki tümenlerden önemli bir kısmı silahlarıyla birlikte ayaklanmayı bastırmak üzere Yemen'e gönderiliyor. Ve tekrar yerlerine de iade edilmiyorlar. Yani bu ne demek? Trablusgarp'taki askeri çektin abi. Sonuç Trablusgarp valisi ve kumandanı Müşir İbrahim Paşa diyor ki bu yaptığınız iş diyor Trablusgarp'ı altın tepsi de İtalya'ya sunmaktan başka bir şey değildir arkadaş diyor. Adam olun diyor ya. Yapmayın diyor. İşte Trablusgarp'ın savunmasız kalmasına neden olan en önemli madde budur. Belki burada biraz detaya indik arkadaşlar. Ama Yemen'deki İmam Yahya ayaklanmasının Trablusgarp Savaşı ile çağdaş olduğunu ve arkadaşlar bu isyanı bastırmak üzere Trablusgarp birliklerinin Yemen'e gönderilmesine karşı çıkan valinin de İbrahim Hakkı Paşa olduğunu unutmayınız dostlar. Müşir İbrahim Paşa değil mi? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi savaşa Osmanlı Devlet adamlarının bakış açısı ne? Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Bu adamı nereden hatırlayacaksınız biliyor musunuz? 93 harbi kahramanıdır bu adam arkadaşlar. 93 harbi kahramanı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Doğu cephesinde. Peki batıda kim vardı 93 harbinde? Batıda da Gazi Osman Paşa vardı. Peki arkadaşlar Trablusgarp'ta mukavemet yani İtalyanlara direnmek bir cinayet demektir diyor. Yani hiç şansımız yok diyor. Peki devrin sadrazamı Kamil Paşa da aynı görüşü paylaşıyor, direnmeyelim diyor. Hatta Şeyhülislam Cemalettin Efendi de diyor ki, efendim harbin uzamasının can ve mal kaybından başka bir işe yaramayacağını vurguluyor. Ve diyor ki verelim gitsin, satalım gitsin, bırakalım gitsin. Arkadaşlar Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın fikri esasında askeri olarak değerlendirilmeli. Ama Kamil Paşa'nın, dikkat ediniz, ve Cemalettin Bey'in ya da Cemalettin Efendi'nin, Şeyhülislam Cemalettin'in fikirleri biraz daha politik arkadaşlar. Nedir bu politikanın karşılığı günümüzde? Ver, kurtul, sat, kurtul, sus, kurtul. Konuşuyorsan da onların ağzıyla konuş, kurtul.
Dolayısıyla arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni idare edenler Trablusgarp'la ilgili bunu düşünüyor. Ama şimdi siz 623 yıllık bir imparatorluktan bahsediyorsunuz ki imparatorluk her ne kadar son dönemecinde olsa da yaşlı ve hasta bir adam olsa da savaşmadan en azından tarihin ve büyük şan ve şeref dolu zaferlerin hatırına burayı savaşmadan bırakamazdı. Ne dedi Osmanlı Devleti arkadaşlar? Ben burayı deniz yoluyla savunamıyorum. Ben burayı karayoluyla savunamıyorum. Ben burayı İtalya'yla bir meydan savaşı yaparak savunamıyorum. Deniz savaşı yaparak savunamıyorum. Ben burayı nasıl savunayım? Ben burayı bölgeye gönderdiğim gönüllü subayların organize ettiği halk direnişiyle savunayım. Bakınız arkadaşlar işte o isimleri anlattığımız sayfaya tekrar geldik. Trablusgarp Savaşı'nda arkadaşlar Osmanlı Devleti büyük büyük ordular göndermek yerine büyük büyük adamlar gönderdi cepheye. İşte Mustafa Kemal'in Trablusgarp'a giderken çekilmiş bir fotoğraf arkadaşlar. Libya yerlileri kılığına girmiş. Yani berberi kılığına girmiş. Önce tüccar kılığında girmeyi deniyor. Sonra gazeteci kılığında girmeyi deniyor. Nihayetinde arkadaşlar Trablusgarp'a ulaşıyor. Hatta bu dönemde yaveri ve çocukluk arkadaşı olan Salih Bey'le mektuplaşmaları var. Salih Bey'e mektubunu unutmayın arkadaşlar. Salih Bey'e mektup yazıyor. Diyor ki Salih ben diyor Trablusgarp Savaşı'na katılmak üzere gönüllü yazıldım diyor. Ama sakın bunu anneme söyleme bir. İki, Salih diyor eğer diyor maddi bir duruma ihtiyaçları olursa evde diyor babadan kalma eski kilimler var onları satsınlar diyor. Salih Bey'den cevap geliyor. Efendim diyor anneniz valideniz bildiğiniz gibi hasta. Durumu da diyor ilaç kullanmayı gerektiriyor paraya ihtiyacımız oluyor. İçerideki birikmiş maaşlarınızı talep edelim mi genelkurmaydan? Dikkat et subay Osmanlı Paşası adam maaş alamıyor. Peki ne diyor Mustafa Kemal? Sakın evdeki kilimleri satın, ilaç parasını öyle denkleştirin. Ve sakın anneme Trablusgarp'a gittiğimi söylemeyin diyor. Peki Mustafa Kemal arkadaşlar neredeydi Trablusgarp'ta? İşte burada. Önemli. Derne ve Tobruk bölgesinin komutanı Mustafa Kemal. Peki arkadaşlar Bingazi'nin komutanı Binbaşı Enver Bey. İlerleyen dönemde biz onu Enver Paşa diye bileceğiz. Trablus komutanlığı ise arkadaşlar... Dikkat ediniz Kurmay Albay Neşet Bey'de. Dikkat ettiğiniz Mustafa Kemal bölgede Derne ve Tobruk'u ne yapıyor yönetiyor arkadaşlar. Peki işte Trablusgarp Savaşı'nın harita üzerinde bir daha gösterilmesini sağlayalım sonra devam edelim. Arkadaşlar şuraya yuvarlak için aldığım bölge İtalya'dır. Dikkat ediniz burası İtalya'dır. Trablusgarp denilen yer daha bu sarıyla gösterilen alandır. Peki şurada kim vardı? İngilizler vardı dostlar. Peki şu dönemde şurada kim vardı? Fransa vardı adostlar. Peki Osmanlı'nın dikkat Trablusgarp'la kara bağlantısı var mı? Yok. Osmanlı bölgeyi deniz yoluyla savunabilir mi? Savunamaz. Unutma. Osmanlı bölgeyi ne karadan savunabiliyor ne de denizden savunabiliyor. Ne yaptı Osmanlı Devleti arkadaşlar? İşte o isimlerini anladıklarımızın yanında şu isimleri de Trablusgarp'a gizli yollarla tedbir kıyafet göndererek bunlara küçük çaplı bütçeler ayırarak bunları yerel halkı Trablusgarp'ın işgaline karşı örgütlemek üzere ne yaptılar arkadaşlar? Trablusgarp'a gönderildiler. Peki Trablusgarp'a gönderilen bu adamlar burada yerli halkı ne yaptılar? Organize ettiler. Şimdi Enver Paşa'nın ağzından bu organizasyon dönemini söyleyeyim size. Enver Paşa hatıralarında diyor ki buraya geldiğimde diyor yani Bingazi'ye geldiğimde diyor. Emrimde 600 kadar savaşmayı dahi bilmeyen efendim bir insan topluluğu kuru bir kalabalık vardı. Şimdi ise diyor emrimde askeri talimlerini almış savaş disiplinine erişmiş 16 binden fazla silahlı askerim var diyor dikkat. Bak şimdi ne kadarlık bir süre bir yıl bile değil arkadaşlar bir yıl bile değil. Peki arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı nasıl savunduğunu gördük. Peki bu savaş esnasında yaşanan başka gelişmeler var mı? Bakınız biz Trablusgarp'ı arkadaşlar ciddi ciddi savunuyoruz. Şimdi İtalya Osmanlı'yı sıkıştırmak için ne yaptı biliyor musunuz? Osmanlı'yı sıkıştırmak için 1 dikkat 2 ve 3 arkadaşlar. 3 tane adım attı. Peki İtalya'nın yaptığı bu adımlar neler? 1.
İtalya Beyrut limanını bombaladı arkadaşlar. Beyrut limanını bombaladı. Amaç ne? Osmanlı'yı savaştan barışa zorlamak. Yani diyor ki Osmanlı'ya, sen diyor Trablusgarp'tan vazgeçmiyorsun ama diyor, canımı sıkma diyor, bak Beyrut'u bombalarım diyor. Hemen görelim Beyrut'u. Beyrut neresi arkadaşlar? Şu haritayı bir temizleyeyim. Beyrut ahanda burası. Lan biz burada savaşıyoruz. Adam geliyor burayı bombalıyor. Sonra bakınız bir ileri sardım. Pardon. Bir daha sardım. Heh. Beyrut limanının bombalanmasını gördük. Peki bununla da yetinmeyen İtalya ne yaptı? Rodos ve 12 adayı işgal etti arkadaşlar. Osmanlı'nın zaten denizlerde gücü yok. Hemen bakalım Rodos ve 12 adaya. Arkadaşlar Rodos ve 12 ada. Bakınız 1 Beyrut limanı, 2 Rodos ve 12 ada. Geldi Osmanlı'nın dibine doğru bak. Ümüğünü sıkıyor Osmanlı'nın. Sonra kafasına sıkmaya çalışacak. Üçüncü hamle. Çanakkale boğazını abluk etti arkadaşlar İtalyanlar. Amaç şudur. Sen Trablusgarp'ı korumaya çalışıyorsun da be fakir. Ben senin beynine sıkarım. Kafanı kırarım. Seni yaşatmam diyor. Ama Osmanlı Devleti ne diyor? Dikkat. Polat Alemdar style. Azdan az, çoktan çok gider kardeşim. Hadi gel diyor. Hodri meydan. Savaşa devam. Osmanlı bütün bunlara rağmen ne yapıyor arkadaşlar? Direnmeye devam ediyor. Bakıyoruz. Beyrut limanı. Trablusgarp Savaşı sırasında işgal edilen Osmanlı toprağı ya da bombalanan Osmanlı toprağı. Rodos ve 12 adayı ilk kez biz Trablusgarp Savaşı'nda kaybetmiş olduk. Ve arkadaşlar İtalyanlar Çanakkale Boğazı'nı abluka ettiler. İşte Avrupalılar burada ses verdi biliyor musunuz? Neden? İtalya'ya dediler ki, sen ne yapıyorsun? Orası Çanakkale Boğazı lan. Geçerse İstanbul Osmanlı'nın başkenti. Dolayısıyla arkadaşlar hal böyle giderken buna rağmen Osmanlı ne yapıyor? Direnişe devam ediyor. Ne diyoruz? Diren Osmanlı. Peki Osmanlı her şeye rağmen direnirken arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Yeni bir savaş başlıyor. Nerede? Balkanlarda. 1912-1913 Balkan Savaşları başlayınca Osmanlı aynı anda 5 savaşın içine düştü. 5 savaşı birden yaşadı. Bal reklamı gibi bak. 5 savaşı birden yaşadı. 1 değil, 2 değil, 3 değil. 5 tane savaş. Peki nedir bunlar? Bak şimdi biz Trablusgarp Savaşı'ndaydık. Elde bir. Savaşmaya devam ediyoruz. Bizim bu savaşta olmamızı fırsat bilen ve çeşitli nedenlerden dolayı Osmanlı'ya bilenen Balkan ülkeleri ne yaptılar arkadaşlar? 4 koldan Osmanlı'ya saldırdılar. Sırplar, Karadağlılar, Yunanlar, Bulgarlar. 1, 2, 3, 4 tane cephe savaşı orada, bir de burada 5. Peki arkadaşlar Osmanlı sadece Trablusgarp'la bile zor direniyordu. Bütün bunların hepsine birden nasıl direnecek? Direnemeyecek. Balkan savaşları başlayınca Osmanlı Trablusgarp Savaşı'ndan çekilme kararı almıştır. Ve arkadaşlar dördüncü gelişme Trablusgarp Savaşı'nı bitiren gelişme olacak. İşte buna dikkat ediniz. Biz Trablusgarp'ta neden dolayı barış yaptık? Osmanlı'nın Trablusgarp'tan çekilmesine neden olan gelişme hangisidir? Bak biz bunlara rağmen arkadaşlar bunlara rağmen gayet sinirliyiz. Tamam mı? Direnişe devam ediyoruz. Gayet sinirliyiz. Aşırı sinirliyiz. Direnişe devam ediyoruz. Hala sinirliyiz. Çok fena sinirliyiz. Hala direnişe devam ediyoruz. Ama burada arkadaşlar artık ne yapıyoruz? Gözlerimizden yaş dökülüyor. Yani direnişi sonlandırıp Osmanlı Devleti İtalya ile anlaşma yapacak. Peki Trablusgarp Savaşı ile ilgili başlıklarımızdan bir tanesi neydi? İtalyanların bizi sıkıştırmasıydı. Bakınız arkadaşlar İtalyanlar bizi sıkıştırınca nereleri işgal etmişti? Rodos ve 12 ada. İşte yine internetten sizler için bulduğumuz bir görsel. Arkadaşlar bu İtalya'da yayınlanan bir derginin kapağı arkadaşlar. Kapakta şu resmedilmiş. Rodos'ta bulunan Osmanlı garnizonunun İtalyan general Ameglio'ya teslim oluşu. Yani Osmanlı Devleti Rodos ve 12 adayı ilk kez, dikkat ediniz, Trablusgarp Savaşı'nda kaybetmiştir. Bakın henüz anlaşma bile imzalanmadı. İşgal etti adamlar burayı. Devam ettik. Şimdi arkadaşlar biz bu kadar baskı ve
bu kadar kayıp üzerine artık Uşi Anlaşması'nı yapmak zorundayız. 1912 yılında arkadaşlar İsviçre'nin Lozan kentine bağlı Uşi mahallesinde yapılan bu anlaşmanın İtalyan kaynaklarındaki adı Lozan'dır. Dikkat et. İtalyan kaynaklarında bu anlaşmaya hala Lozan denir. Peki Türk kaynakları bu anlaşmaya niye Uşi diyor? Çünkü bizim bir Lozan'ımız daha var. Onunla karışmasın diye buna ne diyoruz? Uşi Antlaşması diyoruz. Evet, Uşi Antlaşması ile birlikte Trablusgarp Savaşı sona erdi. Bakıyoruz anlaşmanın maddelerine. 1. Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özellik tanındı. Trablusgarp ve Bingazi yeni bir kanun ve özel bir düzenle yönetilecekti. Yani arkadaşlar Osmanlı'dan koparılıyor. Peki Trablusgarp ve Bingazi'de Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını padişah adına, dikkat ediniz, Naib-i Sultan olarak tayin edilen bir görevli koruyacak. Dini ve adli işler padişah tarafından, dikkat ediniz, seçilecek, kadılar eliyle yürütülecek. Dikkat ediniz, Osmanlı Devleti Trablusgarp'taki hukuk işleyişinden elini çekmiyor. Devam. Osmanlı Devleti Trablusgarp'taki dini işleyişten elini çekmiyor. Devam. Ve arkadaşlar dikkat ediniz, kadı ve Naib-i Sultan'ın maaşları Osmanlı maliyesince ödenecektir. Bu da neyi gösteriyor? Orayı yönetenler Osmanlı memuru sayılmaya devam ediliyor. Aslında bu bir ayak oyunudur arkadaşlar. Bu ayak oyununu biz Küçük Kaynarca Anlaşması'nda da denedik. Lakin orada tutmadıydı, burada da tutmadı. Biz neden faydalanmaya çalışıyoruz? Bakınız, halifenin arkadaşlar, dikkat ediniz, halifenin, padişah aynı zamanda halifedir değil mi? Halifelik makamını kullanmaya çalışıyoruz. Makamının bağlayıcılığını kullanmaya çalışıyoruz. Peki bu maddeyle biz Trablusgarp'tan ümit kesmediğimizi dünyaya gösteriyoruz. Peki İtalyan 12 adayı geçici olarak elinde tutacak. Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları'nda bu adaları savunamayacaktı. Madde böyle diyor. Diyorlar ki İtalyanlar, arkadaş sen bu adaları savunacak güçte değilsin. Ben geldim laps diye aldım. Şimdi Yunanlıların da fena olmayan bir donanması var. İtalya kadar güçlü değil. Ama Osmanlı yer türlü tokatlar. O yüzden Osmanlı'ya diyorlar ki buralar bizde kalsın, sonra size veririz. Veririz. Peki veriyorlar mı? Ho ho. Giden geri gelseydi arkadaşlar. Adalar 47'ye kadar İtalya'da kaldı arkadaşlar. Dikkat. 47'ye kadar İtalya'da kaldı. 1947'de 2. Dünya Savaşı'nın mağlup devleti olan İtalya bu adalar arkadaşlar Paris Anlaşması'yla Yunanistan'a devretti. Peki arkadaşlar işte Uşi Antlaşması'nı imzalayan heyet. İşte Uşi Antlaşması'nın imzalanması. Bir arkadaşlar dikkat ediniz, orta sehpada etrafına insancıklar oturmuş ve bu anlaşmayı imzalıyorlar. Arkadaşlar bu anlaşmayı imzalayanlar arasında bize kimi sorarlar? Bir, dikkat et. Ve iki, Osmanlı Devleti adına bu anlaşmayı kimler imzalamıştır? 1. Mehmet Nabi Bey arkadaşlar. 2. Rum Bey oğlu Fahrettin. İşte Osmanlı Devleti adına arkadaşlar bu anlaşmayı imzalayan heyet. Muhtemelen Osmanlı heyeti üyelerinden biri şu. Gayet küçük emrah gibi bakıyor. Almayın, vurmayın, yapmayın der gibi. Uşi Anlaşması arkadaşlar bize Kuzey Afrika'da vurulan son büyük darbeydi. Bu savaşta biz Trablusgarp'taki son toprak parçamızı, daha doğrusu Kuzey Afrika'daki son toprak parçamız olan Trablusgarp'ı kaybettik. Arkadaşlar Uşi Antlaşması ile birlikte bakınız Trablusgarp Savaşı ile ilgili yapacağımız yorumlar. Şimdi Trablusgarp Savaşı bize test sorularında nasıl gelir? 1. Kiminle savaştık? 2. İtalyanların amacı ne? 3. Osmanlı bölgeyi niye savunamadı? 4. Savaş sırasında nereler işgal edildi ya da kuşatıldı? 5. Osmanlı bölgeyi nasıl savundu? 6. Savaşlar sürerken Osmanlı neden birdenbire barış yapmak zorunda kaldı? 7. Osmanlı adına bölgeyi kimler savundu? 8. Bölgede savaş sonundan anlaşma imzalandı. Bu kadar. Savaşla ilgili çıkacak sorular bunlar. Peki adam bize başka neyi sorabilir? Absürt ve ekstrem soru soracaksa, dünya savaş tarihinde uçağın kullanıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı'dır arkadaşlar. Unutmayınız. Uçağın kullanıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı'dır. Peki kim kullandı? İtalya kullandı. İtalya uçak kullandı. Peki biz ne yaptık? Kıskandık. Onların uçağı var, bizim niye yok dedik.
Ve arkadaşlar Osmanlı uçak düşürdü. Osmanlı dünya harp tarihinde uçak düşüren ilk devlettir arkadaşlar. Neyle düşürdü? Niye yapıyorsun yahu? Osmanlı uçak düşürdü. Neyle düşürdü? Sapanla. Tabii ki burası şaka. Ama şu bir gerçek. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanların bombardıman ve keşif amacıyla kullandıkları uçakları düşürdüler. Sadece uçak kullanmadı arkadaşlar İtalyanlar. Zeplin de kullandılar. Ama yerden havaya ateş edebilen güçlü silahlar olmadığı için bu savaşta zeplin kullanıldı. Ama 1. Dünya Savaşı'nda zeplini denediler. Mitralyözler zeplinlerin canını okudu arkadaşlar. Kocaman balonlar bunlar, tamam mı? Kalkmaları, inmeleri zor. Peki arkadaşlar Osmanlı'nın Kuzey Afrika hakimiyeti sona erdi. Hangi savaşta? İşte bu savaşta. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son kaybı Trablusgarp'tır. Peki Mustafa Kemal'in hayatında bu savaşın ne gibi bir önemi var arkadaşlar? Dikkat! İlk uluslararası cephe görevidir ve ilk kez emperyalizmle savaşıdır arkadaşlar. Bakınız Mustafa Kemal'in uluslararası ilk görevi, ilk cephe görevi ve emperyalizmle ilk savaşıdır. Peki bu savaşın İtalyanlar tarafından en büyük gayesi, dikkat ediniz, sömürmek ve sömürgecilikse, o zaman bu savaşın diğer adı tarih kitaplarında sömürgecilik savaşı diye de geçer arkadaşlar. Tamam mı? Peki dostlar, Avrupa devletleri işgale sessiz kalarak Osmanlı devletini ne yaptılar? Yalnız bıraktılar. Artık Osmanlı yalnız kurt misali dağlarda tek başına geziyor. Peki arkadaşlar, dikkat ediniz, sürüsünden ayrılan kurt artık güçsüzdür. Yani herhangi bir ekonomik, siyasi, askeri destek bulamayan Osmanlı devleti artık tamamen yalnız. Biz bu yalnızlığı daha çok nerede de göreceğiz? Arkadaşlar, Balkan savaşlarında da göreceğiz. Peki arkadaşlar, Uşi Antlaşması'nın, dikkat ediniz, Lozan şehrinde imzalandığını ne yapmıştım size? Söylemiştim. Şimdi Trablusgarp Savaşı dediğimiz savaş bitti arkadaşlar. Bu kadar bir savaştan bahsettik size. Şimdi konuyu bir hatırlayalım. Neden bahsettik? Trablusgarp Savaşı. Peki Trablusgarp'ta Osmanlı kiminle mücadele etti? İtalya'yla. İtalya'nın tarihi gelişim sürecini unutmayınız. Geç sanayileşti, sömürge yarışına geç katıldı. Peki neden Kuzey Afrika'da Trablusgarp'ı seçti? Çünkü savunmasız olan Osmanlı'nın elinde. Peki hocam, iki yanında Avrupalı devletler var. Onlar da bu işgale izin verdiler. Peki Almanya bizim müttefikimiz olmasına rağmen neden bu işgale göz yumdu? Çünkü İtalya'yı İngiltere'ye kaptırmak istemiyorlar. Hatta eğer bu işgali desteklerlerse Osmanlı'yı da kaybedeceklerinden korkuyorlar. Çünkü Osmanlı da İngiltere'ye yanaşabilir. Peki arkadaşlar, savaş başlamadan önce Osmanlı bölgeyi karadan savunamaz. Çünkü Mısır işgal altında. Osmanlı bölgeye donanma gönderemez. Çünkü Osmanlı donanması Haliç'te çürüdü. Arkadaşlar Osmanlı bölgeyi, dikkat ediniz, yerel ordusuyla savunamaz. Çünkü yerel ordusu Yemen isyanlarını bastırmak üzere Arabistan'a gönderildi. Peki Osmanlı bölgeyi nasıl savunacak? Gönderdiği gönüllü subayların organize ettiği halk direnişiyle savundu. Bu direniş bayağı başarılı oldu arkadaşlar. Kimler vardı bu isimler içerisinde? Nuri Jonker, Fethi Okyar, Mustafa Kemal ve Enver Bey. Bu dört isme dikkat ediniz. Bunların dışında size arkadaşlar topçu subaylarından, efendim ayan meclisi katiplerinden oluşan bir sürü başka isim söyledim. Çok fazla dikkate almanıza gerek yok. Ama bu dört ismi ezber edin mutlaka. Peki bunların yaptığı direniş sırasında İtalyanlar Osmanlı'yı barışa zorlamak için ne yaptılar? Önce Beyrut Limanı'nı bombaladılar. Olmadı. 12 Ada ve Rodos'u işgal ettiler. Olmadı. Çanakkale Boğazı'na bombardıman yaptılar. Olmadı. Osmanlı hepsine rağmen direnmeye devam etti. Ancak 1912 yılı sonlarında arkadaşlar Balkan savaşları dediğimiz 4 Balkan ülkesinin çeşitli kışkırtmalar sonucunda Osmanlı'ya saldırmasıyla başlayan savaş Osmanlı'yı zor durumda bıraktı. Aynı anda 5 savaşı birden karşılayamayacağını düşünen devlet Trablusgarp'tan çekilme kararı aldı. İmzalanan anlaşmamız Uşi Antlaşması'ydı. Bu anlaşmayla birlikte arkadaşlar Trablusgarp'taki tüm Osmanlı hakimiyeti sona erdi. Ancak halk dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacaktı. Maddemizi hatırlayınız arkadaşlar. Naibüs Saltanat ve kadılar vardı.
padişah halifelik yetkisini kullanmaya çalışıyordu. Trablusgarp ve Bingazi'nin Duyun Umumiye'den düşen borçları İtalya'ya bırakıldı arkadaşlar. Ve Balkan Savaşları bitene kadar da dikkat ediniz 12 adada Rodos İtalya'ya emanet edildi.